Ukrayna üzerinden başlatılan savaş senaryoları son günlerde Batı basını ve ABD'li yetkililerce yoğunlukla dile getiriliyor. Bölgede Rusya'nın saldırı başlatacağı yönünde kurgulanan retorik gelişirken Batı ittifakı içerisinde de çatlaklar oluşmuş gibi görünüyor. Ukrayna'nın silahlandırılması için ABD'nin ayırdığı para 2,7 milyar doları geçerken NATO ittifakı içerisinde Almanya'nın Kiev'e silah tedariğinde mesafeli yaklaşmasıysa bir iç kriz oluşturdu. The dün çıkan bir yazıda Almanya'nın sözde çekimser tutumu ittifakın Rusya'yı yıldırma politikasıyla çeliştiği gerekçesiyle eleştirilmişti. The Economist yeni Alman şansölyesi Olaf Scholz'u Rusya'ya karşı temkinli davranmakla suçluyor. Öte yandan Kiev'in Berlin Büyükelçisi düzenli olarak Almanya'dan talep ettikleri silahların karşılıksız kalmasından şikayet etti. Scholz tarihi nedenlerle Ukrayna'ya silah göndermeyi reddederken Berlin geçtiğimiz gün 5000 adet miğfer yollama kararı verdi. Bu adım Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrei Melnik tarafından sembolik jest olarak nitelendirildi ve en azından düşüncede bir değişikliğin başlangıcını görebildiğimiz için mutluyuz yorumunu aldı. Kiev Belediye Başkanı Kliç ise yardımı şaka olarak nitelendirdi ve bir dahakine yastık mı gönderecekler diyerek dalga geçti. <laughs> Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisinin Rusya olması yaptırımların elektrik ve ısınma anlamında bir krizi tetikleyeceği öngörülürken Moskova-Berlin arasındaki yatırım ve ticaretin büyüklüğü Washington-Berlin arasındakiyle karşılaştırılamayacak büyüklükte. <laughs> Basına konuşan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, savaş çıkması durumunda Almanya'nın kuzey yakın iki boru hattını iptal etme yönünde davranacağını söyledi. Gazprom monopolist, его все устраивает. Ukrayna üzerinden çıkartılan krize ilişkin bir diğer yaklaşımsa AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yaptığı konuşmada Ukrayna ile Rusya arasında ara yapabileceği önerisini tekrarladı. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yanında olduğunu söyledi. Rusya'nın Kırım'ın ilhaki başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü zedeleyen adımlarına karşı net bir tutum sergiledik. Emekli diplomat Engin Solakoğlu Ukrayna krizini ve Erdoğan'ın yaklaşımını Sol TV'ye değerlendirdi. Rusya ve Ukrayna arasında var olduğu söylenen kriz yani var olan kriz aslında şu sıra Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir diplomatik egzersiz bir belge alışverişine dönüşmüş vaziyette. Kimilerine göre sıcak bir çatışma ihtimali uzak. Hatta bunu Pekin'deki kış olimpiyatlarına bağlayanlar da var. Yani kışın fiyatları bitsin de ondan sonra saldırı olacak gibi takvimlendirmeler yapanlara da rastlıyoruz. Şimdi netice itibariyle yani Rusya'nın temel talebinin Minsk protokollerine dönüş olduğu görülüyor. Buna karşılık ee, elbette daha geniş kapsamlı olarak yani NATO'nun çevreleyici siyasetinin durdurulması bu konuda yazılı güvence verilmesini istiyoruz ya Amerika ise işte bir tür diplomatik egzersize girişip siz de trans şuradan buradan çekilin diyor. Solakoğlu, Ukrayna üzerinden çıkan krizi Rusya ve Amerika arasındaki bir diplomatik egzersiz olarak nitelendirdi. Şimdi bu kargaşa içerisinde AKP'nin konumuna bakmak lazım. AKP'li Türkiye e, ara buluculukta ısrarlı gözüküyor. Dün de gördük AKP Genel Başkanı e, yine ara buluculuk yapacağını, ya bu konuda istekli olduğunu yineledi. E, tabii Arabuluculuk talebinin kabul edilmesi için tarafların kendisini de ciddiye alması gerekiyor. Ayrıca bu bundan da bir sonuç çıkabilecek olması bekleniyor. Bana göre böyle bir güveni haiz değil AKP Genel Başkanı ama en azından uluslararası postür bakımından, duruş bakımından bu öneriyi gündeme getiriyor. O arada AKP Genel Başkanı'nın söylediği bir husus geçenlerde istifa etmek zorundakının Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın söylediğine çok benziyor. Putin saygı istiyor diyor. Bu da aslında AKP Türkiye'sinin içinde bulunduğu ikircikli konumu çok güzel gösteren bir örnek. Bir yandan NATO üyesi ve buralarda rol almak istiyor. NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu kanıtlamak istiyor. Ama bir yandan da Rusya ile çok fazla arasını bozmak istemiyor gibi bir görüntü veriyor Türkiye.